Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelecek olan klasik sandık olsun, premium sandık olsun, şans sarkı olsun, aklınıza ne gelecek varsa onları göstereceğim efendim. İsterseniz hızlı bir şekilde videomuza hadi geçelim. Videomuza geçmeden önce tabii ki de her zamanki gibi yapmanız gereken bir şey var. Aşağıdan videomuza like atarak ve kanalıma abone olup bildirim açarak bana destek olabilirsiniz efendim. Hem de daha fazla bu tür videolarımda faydalanabilirsiniz. Şimdi vaktinizi fazla kaybettirmeden bir an önce gelelim sandıklarımızda neler var, neler gelecek onlara bakalım. Şimdi efendim ilk önce yeni gelecek setimizden başlayalım. Bu klasik ya da premium'a gelmeyecek. Oyuna yeni bir sandık çıkacak. Supply Crate diye, bu Türkçesini bilmiyorum. Özel sandık olduğunu düşünmüyorum çünkü çeviri yapmıştım. İhtimal mi? Yani ihtimal değil de ihtimal gibi değişik bir kelime çıktı Google çeviride. O yüzden hani bu sandık nasıl bir adı olur oyuna geldiğinde bilmiyorum. Bunu daha önce premium sandığa ekledikleri setler var. Bunun içinde mesela bu kastan bana çıkmıştı. Bizon deseni olsun, tava deseni olsun, çanta deseni olsun. Eskiden vardı. Gayet iyi hatırlıyorum. Mesela bu çanta deseni de benim arkadaşıma çıkmıştı. Birazcık kıskanmıştım. Gelip bana kaskı vermişti. Oysa ki ben çantayı istiyordum ama vermedi. Bizon da vermemişti. Tavayı da vermemişti. Sadece buradan bana işte onu falan açtıydım sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu kafaya takılan kaskı vermişti. Öyle. Mesela bu da bizon deseni. Bizon desenine de hani aman çıksın aman çıkmasın diyordum ama hani gelse de olur gelmese de olur mantığı da bizon deseni. Hani oyunda bizon da herhalde kullanan fazla yoktur. Bu arada bizon diyorum. Hani kelimesini yine ben çok kullandım. Bazen bir kelimeye sanki bağımlılık yapıyorum ve o videoda full o kelimeyi söylüyorum. Anlamadım olayı ama öyle bir şey. Bu da tava desenimiz. Böyle gelecek bir tane tava deseni. Tava deseninden bıktığım için hani artık tavaya bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bıktım. Ve bir tanecik de paraşüt desenimiz var. Bu paraşütten de bana çıkmış olabilir, çıkmamış olabilir. Tam hatırlamıyorum ama çıkmıştır gibi. Çıkmamış da olabilir. Çünkü hesapta 30 tane falan paraşüt var. Böyle bir tanecik yüz maskemiz var. Yani kesinlikle bize çıkacağı için, baş olarak bunu vereceği için biliyoruz. Alıştık zaten. Baş olarak başımıza takılan bir şey veriyor. Yani alıştık. Bu da setimizin altı dostlar. Mor olarak göstermişler. Yani kullanılır mı? Tam bir pusucu seti diyebilirim öncelikle. Çünkü yeşil kamuflaj acayip güzel olmuş. Yani bildiğin abi yeşille arasında sanki fark yok. Tam bir yılan seti yapmışlar ama maske olmasa daha güzel olur. Hani zaten kullanacak bir adam bunu şeysiz kullanır. Normalde Dakar kullanır abi. Yanına ondan sonra şu beyaz mumyadan falan eklemişler. Değişik bir mumya seti çıkmıştı parça parça. Bu sandığın içine de onları ilave etmişler. Mesela yüz hali böyle. Ya işte kafa, yüz, çakma mumya seti diyebilirsiniz buna. Hani işte gerçek mumyayı çıkaramayanlar bu mumya setini kullanabilir. Aynen full halde bu şekilde oluyor. Bu zaten bir sandığa gelmişti yanlış hatırlamıyorsam ama bu işte Supply Crate'in tam anlamını bilmediğim sandığa da bunu getirecekler. Böyle bir mumya seti olacak içinde. Ya bana kalırsa bu birazcık da malzeme sandığı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü malzeme sandığına aşırı benzeriyor. Hani Supply Crate'in Türkçesini bilmiyorum ama hani malzeme sandığının içine gelecek ödüller olabilir bunlar. Zaten biliyorsunuz ki malzeme sandığı hani böyle süreli şeyler falan veren sandıkta dolu olabilir. Ve gelelim yeni gelecek olan klasik sandığa. Şu an üstümde görmüş olduğunuz set klasik sandığa eklenecek bir set. Kafamdaki kaskı zaten görüyorsunuz. Alttaki set zaten vardı ama kafamdaki kask olsun, bu yılbaşı VSS deseni olsun, klasik sandığa gelecek. Bunun yanında zamanında bir tane ışıklı K98 falan vardı. Adı yılbaşı K98 miydi bilmiyorum ama ilk geldiği için mesela herkese bir haftalık vermişlerdi ya da 3 gün ya da 1 hafta, tam hatırlamıyorum. Çünkü bayağı uzun zaman oldu. Geçen sene falandı sanırım. Bu set var. Mesela bu set de geçmişte premium sandığa konulmuş bir set. Bunu gayet iyi hatırlıyorum ama sanki bir tık şekli değişmiş. O değilmiş gibi göstermeye çalışmışlar. Olabilir ama bildiğim kadarıyla premium sandığa gelmişti bir ara. Böyle bir tanecik dantelli falan, dantel mi denir artık buna bilmiyorum ama gelenekli değişik bir tane beyaz set yapmışlar. Bu da tam weekend'deki TikToker kızlara özel yapmışlar bildiğin abi. Bir tane de bunun mavisini yapmışlar aynı şekilde. Mavi, beyaz, kim ne kullanmak isterse gibi düşünmüşler. Peki gelelim premium sandığa neler gelecek? Efendim premium sandığa bu
görmüş olduğunuz Toros deseni tekrardan gelecek. Bunu çıkartamayanlar vardı elbette tabii ki de, bana da çıkmamıştı mesela bu. Zamanında çıkmamıştı. Bu Toros yerine şu sahada görmüş olduğunuz kask deseni çıkmıştı. Hani bu Toros'u da bu sezon mesela çıkartırsam yeni premiumla güzel olabilir ama hani premiuma mesela şey yapsınlar abi, yeni şeyler koyun. Gitmiş eski işte Toros'u koymuş, eski kaskı koymuş, eski çantayı koymuş. Bunlar zaten vardı. O yüzden hani bunlar çıksa da çıkmasa da pek umursamıyorum ve sizlere kötü bir haber vermek istiyorum. Premium sandığa pompalı deseni koymuşlar. Evet. Hani premium sandık açmak isteyenler varsa bu sezon açmalarını öneririm. Yani şu anki premium sandıkta ben açtım mesela, birkaç gün önce sandık açılma videosu atmıştım. Bayağı güzel şeyler de çıkarttım ben. 20 tane sandıkta 4 tane garanti ödül çıkartmıştım. Böyle bir tanecik pembe set var. Hani bence bu sete pembe set denmez. Hani olsa olsa mor set olabilir. Ama işte pembe olarak koymuşlar. Bize böyle bir tane de yüz maskesi var. Kesin olarak çıkacak bir şey ise 10'lu ya da 20'li yaptığınızda sizlere bu maskeyi PUBG Mobile verecek. Hediye edecek yani, hiç kuşkunuz olmasın bana çıkmaz falan diye. PUBG Mobile bu konusunun arkasında abi. Ve Ramazan sandığına gelmiş olan, şu Ramazan etkinliğine gelmiş olan set ise bunu da premium sandığa ekleyecekler. Ben bunu redeem kod olarak size süreli olarak vermiştim. İşte kullananlar olmuştur illa ki, yanında da popülerlik kodu falan vermiştim. 4 çay bir de bu setten alıyordunuz. Toplamda işte bayağı bir şey ediyordu. Bu hemşire setini de tekrardan ekleyecekler. Hani bundan sanırım bende vardı yanlış hatırlamıyorsam ama tam emin değilim. Hani vardı gibi ama yoktu gibi. Ama gelecek şeyler bunlar. Ben hepsini sizlere tam olarak göstereceğim yine de. Ayrıyetten ise şöyle bir tanecik ejder seti var. Bunu etkinliğe normal etkinliğe, yani sağ panelde açılan etkinlik vardı ya, bunu oraya koymuşlardı diye hatırlıyorum. Şimdi de buraya koymuşlar. Bunu hani alamayan alsın, kalıcı vereyim maksadıyla premium sandığa eklemişler efendim. Öyle bir şey. Ve bir tanecik de böyle bir tane mavi hastane seti veriyorlar aynen. İşte eldiveni falan var, yüz maskesi var, yüz maskesi falan var, bayağı bir şey var. Hani bunları cidden oyun bence sıkıcı hale getiriyor. Hani daha havalı setler verse mesela, Kore PUBG'de abi her şeyi bol bol veriyorlar. Hani Kore PUBG oynayan bir insanda her set var neredeyse. Böyle siyah bir takım elbise falan var. Yani kullanılır mı bilmiyorum. Mesela beyaz takım elbise bulamayanlar, siyah takım elbise bulamayanlar bunu giyebilir. Güzel duruyor ama premium sandığın geri kalan kısmında zaten böyle çer çöp şeyler var. Yani çöp abi. Peki silah deseni olarak ne verecekler? Aynen böyle bir tane yılbaşı özel S12K deseni verecekler. Hani bunu cidden söylemek istemiyorum. Çünkü her seferinde AKM, Kar98 gibi şeyler gösterdim ama işte yeni gelecek premiumda bu var abi. Hani ne yapalım abi biz bunu? Hani S12'yi pek seven yoktur. Bir hani ilk atladığında şey yapar, yine hani çok kullanıyorum. Hani bir ilk atladığında işte silah desenin yoktur, silah yoktur. Gidersin onu alırsın, kullanırsın. Böyle bir tanecik yılbaşı seti koyacaklarmış. Bunu da premium sandığa yine aynı şekilde. Bu da olabilir, güzel. Kullanırız, sıkıntı yok yani. Ama bence eski premiumlar daha güzeldi be. Böyle bir tane Noel Baba seti falan koymuşlar. Ne yapacaksak? Noel Baba, Noel Baba. Ama bak mesela bunu TikTok videosu çekenlerin işine yarayabilir. Zaten hep bunlar TikTok videocuları izliyor abi. Yeni neler gelecek bakalım, TikTok'a atalım falan diyen çok fazla insan var. Bu videoları mesela benim videomu izleyip TikTok'ta bunları paylaşanlar var, ben biliyorum. Böyle bir tanecik tava desenimiz var. Yani bıktık 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 dediğimiz tava deseni, artık bıktık demekten bile bıktım bunları söylemekten. Ama ne yapalım yani, mecbur alıyoruz. Bir tanecik böyle paraşüt deseni var. Üstünde kar mı yağıyor tam belli değil ama bir tanecik böyle değişik, karlı, beyazlı, yeşilli, her renk var vallahi. Ve efendim bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi yeni gelecek klasik sandık olsun, premium sandık olsun, diğer sandık olsun, onları sizlere gösterdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye. For love.